En güzel isimler. El Hadi. Yıllardır hakikati araştıran bir adam bu. Bıkmadan, usanmadan, bu dünya hayatının gayesi nedir? Dahası bu dünyayı yaratan kimdir? Sorusunu soruyor kendine. Bir Hristiyan olarak doğar adam. Senelerce kiliseye gider, ayinlere katılır, papazlarla tartışır, kitaplar okur. Ancak bir türlü kafasındaki sorulara tatmin edici cevaplar bulamaz. Belki de hakikati yanlış yerde arıyorum der kendi kendine. Yollara düşer, Yahudiliği, Budizmi, Hinduizmi, yeni moda dini inanışları, her dini inanışı araştırıp sorularına cevap arar. Bulduğu her yeni dine, her yeni inanışa dört elle sarılır. Acaba çıktığım hakikat yolculuğunda duracağım durak burası mıdır diye sorar kendine hep. Ama her birinde eli boş, umudu kırılmış olarak kala kalır. Bu arayışın sadece bir istisnası vardır. Adam İslam'ı hiç ama hiç merak etmemiştir. Çünkü onun nazarında İslam, doğup büyüdüğü ülkede bunun böyle olduğuna inanan hemen herkes gibi, dünyayı teröre ve kötülüğe boğan bir dindir. Bir arkadaşı şunu sormuştur adama vaktiyle, "Dünyadaki bütün inançları, bütün dinleri araştırıyorsun, İslam'ın için araştırmıyorsun?" Adam arkadaşına tereddütsüz şöyle cevap verir, "Çünkü onlar terörist." Bundan bir yıl önce adam Hindistan'da çok namlı bir Budist manastırını ararken birdenbire şiddetli bir yağmur başlar. Adam yağmurdan kaçabilmek için bir saçak altına sığınır, yağmurun dinmesini beklemeye başlar. Adam saçak altında beklerken 7-8 yaşlarında şirin bir çocuk elinde bir şemsiye ile adamın yanına gelir, onu eliyle bir yere davet eder. Adam çocuğu takip edip bir mabede ulaşır. İçeride 7-8 insan kurdukları yer sofrasının etrafına oturmuşlar, yemek yemeden beklemektedirler öylece. Adam da davet üzerine sofraya oturur. Diğerleriyle beraber beklemeye başlar. Sofranın etrafındaki insanlar temiz yüzlü, mütebessim insanlardır. Adam bu insanların dillerini anlamıyor olsa da kendini son derece güvende hisseder. 7-8 dakika bekledikten sonra yemek aynı anda yenilmeye başlar. Adam bu mütevazı yer sofrasında hayatında yediği en güzel yemeği yer. Yemekten sonra insanlardan biri kamet getirmeye başlar. Diğerleri de bu davete uyup ayağa kalkarlar, saf tutup namaza dururlar. Adamın kafasına o zamandan keder. Meğer ben terörist Müslümanların sofrasına oturup onların yemeklerini yemişim diye düşünür. Bulunduğu yerden kalkıp gitmek ister ama bir ses onu durdurur. Bu ses pırıl pırıldır ve hayatında daha önce hiç duymadığı güzellikte bir şeyler okumaktadır. Gidemez adam, kalır. Bu sesi dinler namaz boyunca. Namazdan sonra sesin sahibine rica eder. Tekrar oku der. Sesin sahibi Kur'an-ı Kerim'den okumaya devam eder. Şüphesiz Rabbin yolundan sapanı da bilir, hidayette olanı da bilir. İşte Yüce Rabbimiz her yarattığına neye ihtiyacı varsa, ne yapması gerekiyorsa onun bilgisini verir. Dilediğini doğru yola eriştirir. O yüzden Allah'ın güzel isimlerinden biri de Hadi'dir. O istediği kulunu hayırlı ve karlı yollara eriştirir, ona hidayet verir.